Her şey benim kontrolüm altında Belma teyzeciğim. Tuğçe, son şansım Tuğçe. Ay Tuğçe demekten dilimde tüy bitti benim. Sen şimdi şunu mu diyorsun? Bora yeni bir asistan alınca adadan tamamen kurtulacak. Bunu mu diyorsun? Hiç şüpheniz olmasın. Dediğim gibi her şey benim kontrolüm altında. Siz bana güvenin. Peki sen şey demiştin. Ben adanın bir açığını bulacağım. Onun için kendi yanıma aldım demiştin. Ne oldu? Ya böyle şeyler zaman alır Belma teyzeciğim. Öyle hemen olmaz. Hem ben bir açığını bulduğum zaman siz de ailesini sepetleyeceksiniz evden işte. Sepetlemek mi? Ne demek sepet? Ne biçim laf? O kızım. Aa Tuğçe. Biliyor musun sen gün geçtikçe adaya dönüşüyorsun. Hay bu kız seni çok etkisi altına aldı. Yok hiç alakası yok. Hiç hayır ben benzemiyorum adaya ya. Yok alakası yok. Neyse dediğim gibi her şey benim kontrolüm. Ay kontroller alsın götürsün seni olur mu Tuğçe? Kesildi galiba. Adacığım. Ne oldu? Ne vardı? Dur canım. Kırmızı alarm, kırmızı alarm. Nasıl? Kırmızı alarm deme. Yeni bir asistan geliyor. Yani gelebilir. Ama gelmemeli. Niye gelsin ki? Azıcığım sen bu şirkete ilk girdiğinde ilk gün öğrendiğin şey neydi? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsan ben sana söyleyeyim. Senin adın 27 idi. E niye bir 28. bir asistan olabileceği seni bu kadar şaşırttı ki ben anlamadım. Üstelik sen öyle diğer asistanlar gibi gitmedin bu şirketten. Ben seni yanıma aldım. Neden? Çünkü Rüzgar rica etti. Neden rica etti? Ha? Neden rica etti? Haksızlığa uğradığımı anladı çünkü. Sağ olsun, sağ olsun. Anladım. Benim bu çakma nişanlı da bayağı merhametli çıktı ha. Böyle bir yavaş yavaş gözüme girmeye başladı kendisi. Hem de gözüme batmaya. Bir şey mi dediniz? Yok, hiçbir şey demedim. Hadi bana bir kahve, işimize dönelim. Asistan, kahve. Kahve. Bir kahve yapayım. Sade. Tamam, tamam. Hallettim. Kızım, ciddi misin ya? Şimdi Bora Bey baya baya yeni asistanı alıyor, öyle mi? Ama ben izin vermeyeceğim. Görürsün. Niye acaba? Niye acaba? O masa benim. O masa benim. Kimseye kaptırmam masamı. Sen masamda masam diye tutturdun yani. Tutturdum, evet tutturdum. Ver kahvemi, ver kahvemi. Buyursunlar. Teşekkürler, ellerine sağlık. Ah keşke ben içsem. Yürü be kızım be. Kim tutar seni? Asıl seni kim tutar? Hah, Ali gel. Durum fena. Ne oldu? Adaya yardım etmemiz gerekiyor, acil. Tabii, yardım konusunda ben zaten yardımcıyım. Dosya, adaylar, kahve. Anlıyorum Ferhat Bey ama şu an bunları telefondan konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Yani bizim bunları konuşmak için yüz yüze denk gelmemiz lazım. Buluşmamız lazım bunları konuşmak için. Evet, haklısınız. İstediğiniz adayların CV'leri. Anlıyorum, anlıyorum. Tamam, tamam ben sizi dinliyorum. Buyurun, buyurun sizi dinliyorum. Kahve, kahve. Ne? Kahve. Kahve. Kahve saatimiz Bora Bey. İstemiyorum git. Senin işin değil. Bora getirir benim kahvemi. Hadi git işinin başına git hadi. Aa benim işim değildi ya. Ben unutmuşum ya. Alışkanlık işte Bora Beyciğim. Anlıyorum. Telefondayım farkındaysan. Çık hadi ada çık. Allah aşkına çık. Evet, evet, evet. Ben buradayım. Ben burada bekliyorum. Sesimi çıkarmam. Ben burada tam olarak şurada bekliyorum. Anlıyorum tabii. Tabii tabii öyle olur. Genelde öyle olur zaten. Ada, git kendi işinin başına geç. Hadi bak Tuğçe patronun bekliyordur seni. Hadi çık. Hadi çık. Yok yok o beklemez. O bir şey yapmıyor zaten. Ay Bora Bey benden duymuş olmayın ama yan gelip yatıyor. Böyle sürekli tırnaklarına bakıyor. Evet, evet, evet. Ada! Pardon, hapşurdum galiba. Peki. Hadi. Evet, zaten dinliyordum. Dinlemeye devam ediyorum sizi. Evet. Yani dediğim gibi şimdi bunları buradan konuşmak yerine yüz yüze konuşsak çok daha mantıklı olacak. Aa, yavaş biraz Ada. Ne bu acele? Özür dilerim Tuğçe Hanım. Ben bir bez alayım geleyim sileyim. Tamam hadi koş.
Evet, evet. Siz de kendinize göre haklısınız ama... ama biz de kendimize göre haklıyız Ferhat Bey. Yani her zaman söylüyoruz. Ama bakın yani... yani biz de elimizden geleni yapıyoruz biliyorsunuz. Bu iş için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ama her zaman... evet, evet anlıyorum. Her zaman söylüyoruz. Biz, evet dinliyorum, evet. Tamam, tamam evet ben sizi dinliyorum, sizi dinliyorum. Haklısınız, tabii ki haklı olabilirsiniz. Ama böyle şeyler her zaman başına gelmez insanın. Yani bizi de biliyorsunuz, biz her zaman, her zaman doğruyu söylüyoruz zaten, söylüyoruz. Söylüyoruz biz size bunu zaten her zaman. Evet, evet. Evet, neyse, neyse. Dediğim gibi, biz işimizin başındayız. Biz işimizin başındayız. Biz işimizin başındayız biz. Evet. Daha net konuşacağız biz zaten. Biz daha net konuşacağız. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Doğru muymuş? Değil miymiş? Bütün bu olanlar gerçek miymiş? Yalan mıymış? Yalan mıymış? Bizim sözümüz sözdür. Ferhat Bey, bizim sözümüz sözdür. Bizim sekreterlerimiz kendi aralarında konuşsunlar, bize bir randevu ayarlasınlar, olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok sağ olun. En yakın zamanda görüşmek üzere. Tamam. Sağ olun, hoşça kalın. Geldik çok önemli soruya. Ada, sen niye buradasın? Kimdi o telefondaki? Sen niye buradasın? Niye masanın altında geziniyorsun? Cevap ver. Ataş. Ataş. Ataşınızı almaya geldim Bora Bey. Benim ataşım bitmiş. Benim ben bu ataşları deftere, saçıma... Ada! Ne saçmalıyorsun sen? Sosyal fobi bendeki. Sende sosyal fobi var ha? Sende. Mesela ben 10 kişiden fazla insanın önünde asla konuşamıyorum. Allah Allah. Ya kilitleniyorum Bora Bey. Yani böyle geriliyorum, geriliyorum, heyecanlanıyorum. Çenem kilitleniyor ya. Birden yapıştırmam lazım. Konuştukça konuşuyorum, konuştukça konuşuyorum. Böyle birden konuştukça konuşuyorum, konuştukça konuşuyorum. Uzatıyorum, uzatıyorum, saçmalıyorum. Boş ver. Ada! Bak etrafına. Etrafında başka kimse var mı senden başka? Bak. Bak, bak etrafına bak. Yok. En az 20 kişi var. En az 20 kişi. Seslerini duyuyorum. Ada. Yani acaba biz seni tekrar işe almakla hata mı ettik? Kıyamam sana. Ben sana bir 10 gün izin falan vereyim mi? İster misin? Kafa izni ha. İyi gelir. Ay, deli miyim ben? Kuzen. Ali. Ada ne haber? İyiyim Ali Bey, sizden ne haber? İyi. Şey diyeceğim, sana çok önemli bir şey diyeceğim. Kuzen de bir gelir misin benimle dışarı? Ne? Bir gel ya, çok önemli bir şey var diyorum kuzen. Tamam sen oğlum, sen geldin otur konuşalım o zaman. Ha? Yok yok, hayır hayır, gelmen lazım. Kuzen, önemli olmasa kolundan böyle çekiştirmeyeyim ben seni. Çekiştirme beni, çekiştireceğim şimdi. Hadi gidelim, hadi gidelim. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi önemli gidelim. Olmasa ben bu kadar zaten ısrar eden bir insan değilim. Hayır, bu kadar önemli olan ne, ben de onu anlam veremedim. İşte onu, önemli olanı anlatacağım şimdi. Niye peki dışarıda konuşuyoruz? Ya dışarıda önemli çünkü, burada değil. Sen bir garipsin ya. Hadi bakalım, çıkacak kokusu. Hadi bakalım. Senin ne alakalı bu ne? Hadi geldik geldik, tamam geldik, bir şey yok ya. Şöyle oturalım da sohbet edelim diye. Acil ya, acil olduğu için sohbet edelim. Otur bak, otur. Ha, tamam tamam. Otur. Otur. Ah. Otur. Ali, kardeşim, kardeşim. Niye getirdin beni güreşin alnına? Niye? Hadi anlat, söyle, konuş. Şey diye, bu ayak altında konuşmayalım diye ya. Bana bak bana. Ne oluyor? Ne oluyor söyle bana, ne oluyor? Ya Selin istedi. Selin Bora'yı oyala dedi. Ben de işte oyalamak için buraya şey yaptım Selin. Yazık lan sana. Sana kardeşim dedim, hain çıktın sen.
Demek yenge hanım dedi ki sana Bora'yı oyala. Sen de geldin beni güneşin altına getirdin, oyalıyorsun öyle mi? Bravo sen. Bravo sen. Bravo. Bana bak. Sakın adayla aramıza girme, tamam mı? Bu işten uzak dur öyle. Bu işten uzak dur. Kuzen, kuzen dur, hayır. Biz lütfen, biz kuzeniz ya, biz aynı kanız. Olur mu öyle şey? Ali. Ali. Beni rahat bırak kardeşim, tamam mı? Beni rahat bırak. Tamam. Hadi. Tamam, tamam hadi. Uzak. Tamam, tamam. Marmara işletme mezunu. Oha, bu çok iyi. Bu olmaz, bu çöp bu. Atın bunu. Bunun ne gerek var? Tıpkı yabancı değil. Yabancı ile orta düzey. Havari, mavari, yes and you diyen herkes İngilizce orta düzey yazıyor. Tabii tabii. Kesin bilmiyordur. Bu, bu olsun. Bunu sayalım. Bu olur. Bu okey. Oha. Kıza bak ya. Biz iyi ki akıl ettik bu CV'lere önden bakma işini. Yoksa böyle uğursuzlar gelecekti Bora'nın başına. Bu ne? Tipe bak tipe. Bu ne böyle? Gözlüklü CV mi olur? Bayağı profil picture koymuş CV'ye. Sosyal medya muamelesi yapmış CV'ye. Senin amacın belli kızım. Seni yakarım. Çöp. Çöp. At ya, at. Attık. Harika. Kaç tane oldu? Evet, şimdi ayıkladıklarımızla toplam 5. Seç beğeni al Bora Bey. Seç beğeni al beğeniyorsan. Hadi bakalım. Yalnız ne olur ne olmaz. Aday görüşmelerinde gözün üstlerinden ayırmazsın sen, değil mi? Enselerindeyim. Evelallah. Ah. Oh be. Şimdi onlar düşünsün. Benim içime bir huzur kapladı. Burada mıydı ya? Bütün sinirlerim bozuldu. Girebilir miyim? Aa, buyurun. Ah, çok teşekkür ederim. Aa, buyurun Bora Bey, buyurun. Bana bak. Ne işin var senin burada? Ataş. Ha. Ataşınızı almıştım ya. Ben geri getirdim ataşı. Fazla almışım, çok almışım dedim. Ben bunları ne yapacağım? Nereye sokacağım? Peki nerede o senin geri getirdiğin ataşlar? Ha, burada, buraya koydum. Ha, oraya koydun? Tabii tabii. Buraya koydum. Sağ ol. Rica ederim. O zaman gideyim. Tabii. Sağ olun. İşlem tamam kankim. Ali Bey teşekkürle iletirsin. Yani kanka şu masa için verdiğin gayreti hayret diyorum, o kadar yani. Buraya 28. bir asistan gelmeyecek. Gelmeyecek buraya ya. Gelmesin tamam. Hatta hadi kapıya yazacağım. 28'de giremez diye. Deli ya, gel kankim. Aşk kendi seçer.